Arkadaşlar bu videomuzda ilk defa araç kullanan, yeni araç kullanmaya başlayan, trafikte yeni seyretmeye başlayan arkadaşlar için ve onlara refakat eden, yanında bulunan hocaları ya da eşi, dostu, arkadaşı, kardeşi, bunlar için çok önemli bilgiler var. Ben videoyu gerçekten sonuna kadar seyretmenizi tavsiye ediyorum. Evet, video biraz sallanıyor. Kasislerden. Kasislerden olabilir, evet. Başka geçiş şeklimizden Evet. olabilir. Çukurlardan olabilir O buradaki. kasisten geçtik şimdi. Ama ben tavsiye ederim. Lütfen sonuna kadar seyredin. İstifade edeceksiniz. Senin araban, benim yine tek ayağım yok. Manuel bir araba. Palyomuz mu var? Konuşuyorduk, bir sohbet ediyorduk. Güzel bir sohbetti gerçekten. Her işin ne dediniz? Ben dedim konu güzel. Konuşalım. Her İnsanlar, evet. şoförün dedim kendine has uygulamaları var, yöntemi var, stili var. Yani Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var evet, diyebiliriz, evet değil mi bu konuda? aynen öyle. Evet. Yani o yüzden işi erbabından öğrenmek gerekiyor. Her şoför öğretmen olamıyor maalesef. Tamam. Benim için öyle oldu yani. Güzel. Harikulade buraya kadar. Şimdi bu sözü de ben onun yanına hani birleştirdim. Dedi ki yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Evet. Şimdi fiziğin olduğu yerde fiziğin olduğu yerde ve mekaniğin olduğu yerde bu bir mekanik. Bana göre, sana göre, ona göre, buna göre bir şey olabilir mi? Olmaması Ve gerekiyor. mentalitenin, mantığın olduğu yerde bir de. Ya bu en Kuralın olduğu yerde bir de. Adam oraya, bak şuraya koymuş tabelayı. Hatta Evet. az önce de gördünüz, o Evet. tarafta ne vardı? Radar vardı değil mi? Radar Diğer var. tarafa doğru. Evet. Ne demiş burada mesela? 50. 50 en fazla. Evet. Ve sollama Yok, yapılmaz. evet. Bak düz çizgiler var. Evet. Devamlı çizgiler var. Kesikler Böylelikle. fabrikalara girmek için. Bak Hı. girişler olan Evet, yerlerde görüyoruz. kesikler var. Çift taraflı düz çizgiler var. Şimdi burada sana göre bana göre olabilir mi? Hayır, olamaz. Her Bunlar şey kesin kurallar. tam söylediğiniz şey Türkiye'de kurallarda da işleyen şey. Yani sana göre, bana göre, ona göre böyle bir şey yok. Bakın makinenin olduğu yerde debriyaj size göre farklı, bana göre farklı iş yapmaz. Ama kullananlar farklı uygulama yapıyor. Mesela Ne siz gibi? önce bana kavramayı bul diyorsunuz ya da debriyajı kaldır sonra gaz ver diyorsunuz. Hayır. Ben Bana gaz verin diyorum, dikkat tamam. ederseniz. Gaz verin. He. Sadece Pardon. rampalarda Ha. kaymasın diye. Tamam. Mesela debriyajı önce Evet. kaldırın ki kaymasın diyorum. Düz Evet. yerlerde ben size dikkat ederseniz hep Tamam yok. anlattığımda gaz verin lütfen Evet önce diyorum biraz. evet Ha, haklısınız. debriyajdan korkmanıza gerek Hı-hı. yok. Özür Evet. dilerim, gazdan korkmanıza gerek yok. Debriyajı doğru kullanırsanız gazı ne kadar Tabii verirseniz ki. verin araba öne doğru fırlamaz. Yani benim yaptığım hata debriyajı kaldırırken gaz veriyordum ya ben biraz da debriyajı kaldırdığım zaman fazla stop ettiriyordum arabayı ama gaz vermiyordum o zaman tabii. Şu anda onu öğrenmeye çalışıyorum. Biraz Öğrendiniz. Tek derdiniz öğrendim. sizin stop gibi. Ama Evet, ben de bir şey evet. söylemiştim. Tek derdimiz stop olsun. Tek Evet. derdimiz stop olsun. Tek. Tek Hatta ben size ne derdimiz stop demiştim? olsun. İlk gün sizin arabanızı gerip hem de çok dik bir yer, ok meydanında oturuyorsunuz. Evet. Dedim ki ilk gün ben bunu buraya park edeyim dedim. Evet. Daha alır almaz ne oldu araba? Ben ilk hareketimde stop ettirdim, değil mi? Evet. Evet. Ne kadar benden hoca olmaz. Olur. E Oldu. stop ettirdim arabayı. Her stop olabilir Demek ya. ki burada mesele stop değil sadece. Değil, değil. Ne demiştik? Burada asıl kriter emniyetli ve güvenli araç kullanabiliyor muyuz? Bu kadar hani kuralın, bu kadar meselenin, işte kasislerin, dikkat işaretlerinin bir gerekçesi olmalı. Bu kadar işaretin ve işaretçinin bir Tabii gerekçesi ki. olmalı. Bizim aslında konumuz şeydi. Biz hani öncesinde şunlardan bahsediyorduk. Hani bizim insanlarımız genellikle ki oraya bağlamıştık. Herkesin kendine göre bir fikri var. Herkesin kendine göre bir işte trafikte yorumu var. Ama trafik yorumu açık bir alan değil. Kurallar Kurallar, var, kanunlar var. evet. İşte fizik diye bir şey var ayrıca buranın üzerinde. Herkesin Evet. fizik kimseye bakmaz. İyi sürücü, kötü sürücü buna bakmaz. Ne demiştik? 40 yıllık sürücü adam. Ama birinci dakikada ya da 20 yıllık sürücü ya da 5 yıllık, ben ne demiştim size hatta, 1 yıllık da olsa benim için çok değerlidir bu deneyim. 1 yıllık bir sürücü deneyimli ama sizin yanınıza buraya oturduğunda, siz burada oturuyorsunuz, buraya oturduğunda size bağırmaya başlıyor. Daha ilk yaptığınız hatada ya da yanlışta. Öyle de öyle yapmayın
yapmayacaksınız falan diye bas bas bağırıyorlar değil mi insanlar? Ben size özel söylemiyorum bunları ayrıca. Ben bunu genel yaşadım, böyle. Yaşadım ben bunu. Değil mi? Genel böyle çünkü. Evet. Tabii istisnaları vardır. Şimdi siz ilk defa bu işi yapan bir insana, ilk defa yapan bir insana bu tepkileri gösterirseniz arabadan soğutursunuz. Ya bununla birlikte bir de akla muhalif bir hareket bu. Yani ilk defa yapıyor ya. Evet. Düşünsenize ilk defa bir araba İnsan kullanıyor. Hevesi kırılıyor. Kendine olan güveni maalesef olmuyor o zaman. İşte sizin acele etmenize sabırlı olmamanızın evet. sebebiyet veriyor aynı zamanda. Evet. Ben hep şunu söylüyorum örnek olarak da. Ben size yani bu çok kötü bir söylem de o şekilde söylemiyorum. Ben size parası neyse vereyim. Hadi gidelim 2 saat bir gitar eğitimi alalım. Ve eğitimin parasını da ben vereyim. Ya da İngilizce kursuna gidelim. O 2 saatin eğitim ücretini ben ödeyeyim. Ama o 2 saatlik İngilizce eğitiminin sonunda ben sizden bülbül gibi şaka hani böyle şakayarak İngilizce konuşmanızı istiyorum. Mümkün değil. Ya da babalar gibi böyle Carlos Santana gibi gitar çalmanızı istiyorum o 2 saatin sonunda. Hayır, mümkün değil. Ya mümkün değil demeyelim de mümkün değil'e yakın değil mi? Değil. Yok mümkün değil'e yakın. Şaka şaka konuşamaz İngilizce. Örneğin gitarı yani şaka evet. Şaka çalamaz. Ya arabayı niye? Ama buradaki en büyük sıkıntılardan biri bakın. Buradaki sürücünün zaafı. Evet. Ne söylenirse kabul ediyor. Evet ben sen yapamazsın dedi. Yapamam. Ya daha bir iki saattir araba kullanıyorsunuz. Bir ya da iki saat olmuş. Henüz. Ne bekliyorsunuz mesela? O arkadaş gibi araba isteseniz de kullanamazsınız. Çünkü bakın bu araba kullanmak bir beceri değil. Araba kullanmak zeka işi de değil. Araba kullanmak tamamen motor beceri dediğimiz. Anlatabiliyor muyum? Yani kasların bir hareketi sürekli yapmasıyla bir süre sonra beynin ezberlemesi sonucu. İşte otonom da diyoruz ya buna. Evet. Bu süreç sonunda sürekli kendiliğinden yaptığı bir hareket. Yani psikomotor beceri dediğimiz şey. Yazı yazmak gibi bir şey. Güzel yazı yazmak başkadır ama herkes yazı yazar. Doktor, hani çok affedersiniz. Yani hekimlere ya da tıp okuyanlara onların affına sığınarak söylüyorum ama berbat yazıları. Evet doğru. Berbat. Hatta Cem Yılmaz diyordu ya, sırf adamların yazısını okuması için 4 sene eczacılık bitiriyor insanlar. Öyle değil mi? Sırf doktorların, hekimlerin yazısını okusun diye. Ya şimdi ama yazı yazabiliyor bu adam. Evet yazıyor. Şimdi bunun şeyi söylemek istiyorum. Bu sağda kalabiliriz. Psikomotor beceri için bunu tekrar etmek lazım. Ama tekrar için de zaman lazım. Ya bıkmamak için bir günde 20 saat araba kullanmak yerine daha elzemdir. Bak ben size hiçbir şey söylemiyorum yapıyorsunuz. Evet. İlk derste düşünsenize ne kadar zorlandık gerçekten. Kalkışlarımızda, evet. Hareketlerimizde, vites geçişlerimizde vesairelerde. Hepsinde çok zorlandık gerçekten de. Ama bugün öyle değil. Demek ki biraz zaman. Ya 20 saat bir günde, bak benim bahsettiğim buydu, süper, gazla kalktım. Evet, gazla kalktım. Evet gazla kalktım. Çok güzel, var mı bir problem? Hayır, olmaz. Çok şükür yok. Ya olsun bir de, yine stop etsin ne olur yani. Ama bak olmadı hiçbir problem. Şunu söylemek istiyorum. Yani 20 saat bir günde kullanmak yerine 10'ar dakika her gün kullanın. Evet. Yani ne bıkın, anlatabiliyor muyum? Bıkarsınız çünkü. Bıktırır. Yani sürekli usanırsınız eskilerin deyimiyle. En sevdiğiniz dersi bile 3 saat arka arkaya yapamazsınız kolay kolay. En sevdiğiniz. En sevdiğiniz yemeği bile 3 gün üstünde yiyemezsiniz kolay kolay. Şunu söylemek istiyorum. Bu iş tekrar iş ve tekrar zaman iştir. Ama biz arabaya oturuyoruz. Ben yapamıyorum. Ne yaptın abi yapabilmek için? İşte ders yaptım 2 saat. Başka? Ama bunun devamında da tam söylediğiniz şey. Bunu fazla tevazu da kibirdir çünkü. Ben çok tevazu göstermeyeceğim bu konuda. Gerçekten bu işin ehli, bu işin hakkını veren insanlarla eğitim yapmak gerekiyor. Ya illaki eşiniz, illaki kardeşiniz, illaki arkadaşınız, illaki bir dostunuz, komşunuz olmak zorunda değil. İllaki bir direksiyon eğitmeni de olmak, buradan gidebiliriz yine. Bir direksiyon eğitmeni de olmak zorunda değil bu kişi. Anlatabiliyor muyum? Buradaki refakat mühim. Buradaki refakatçi mühimdir. Ne demiştik biz refakat için? Refik ve refikanın genişletilmişiydi değil mi? Evet. Hani oradan türeyen bir şeydi. Tam manasıyla neydi? Aslında yol arkadaşı. Yol arkadaşı.
Değil mi? Atalarımız ne diyordu? Biz bu konuyu konuşmuştuk sizle. Ne diyordu atalarımız? Bir insanı tanımak istiyorsan ya yola çık ya da borç ver. Evet. Değil mi? Evet. Yola çıkıyoruz işte. Buradaki insanı çok iyi tanırsınız. Yol arkadaşınızı çok iyi tanırsınız. Yola da herkesle çıkılmaz, onu demek istiyorum. Burada yapılan iş, benim yaptığım iş aslında refakat. Eğitmenlikten öte refakat. Benim önce sizi ruhsal olarak burada teskin edebilmem lazım. Burası bir cadde bu arada, yavaş geçin. Belki bilmiyor olabilirsiniz. Gerçi orası kapatıldığı için buradan çok fazla araba gelmiyor. Eskiden çok araba geliyordu. Ya benim sizi öncelikle teskin edebiliyor olmam lazım. Tabii ki de. Önce bir çocuğa iğne vururken hekim ya da hemşire önce o çocukla oynuyor. Bebekse oynuyor. Oyuncaklar koyuyorlar böyle üstüne, yanına falan. Önce bir sakinleştiriyorlar, ondan sonra. Ben koca adamım. Dişimle ilgili bir işlem yaptıracağım. Diş hekimi iğneyi böyle hazırladığında aklım gidiyor benim. Beni önce bir rahatlatıyor. Diyor ki işte Zafer Bey ya da tanıyorsa Zafer Hoca, işte ufak tefek böyle ince ince olacak. Hiç sinek ısırığı gibi olacak. Ya da muhabbet ediyor. Sonra o arada konuşurken çıkarıyor falan. Yaptım diyor. Çünkü seninle sohbet ediyor o esnada. Bir insanı önce konuşmak ve konuşturabilmek lazım. İşte yol arkadaşlığı önemli. Dedik ya buradaki refakat önemli. Çünkü atalar boşuna söylememiş. Ya borç ver ya yola çık. Tanımak istiyorsan. Gelip benim yanımda bas bas bağıran bir insanla ben bir şey öğrenemem. Ben öğrenemem, söyleyeyim. Kimse öğrenemez ki, sadece siz değil ki. Kimse öğrenemez. Önce buradaki şunun farkında olacak. Burada oturan acemi. Henüz kullanıyor bu arabayı. İlk defa kullanıyor. Bunun farkında olacak. Bilmiyorum. Sonra da burada oturan arkadaş şunun fazlasıyla farkında olacak. Ben acemiyim kardeşim. Benim sabırlı olmam lazım. 100 ders yapmama gerek yok. Anlamam gereken, bilmem gereken şeyleri öğrenip bunları tekrar etmem gerekiyor. Bu kadar basit. Araba içerisinde 10 ders yapıyorsanız ayrı ayrı şeyler öğrenmiyorsunuz. Aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz aslında. Buradan dönebilir miyim? Gidelim, ileriden döneriz. Peki. Dönmek istiyorsanız da sinyalinizi verin. Sizin dışınızda kimse bilmiyor oraya dönmek istediğinizi. Estağfurullah. Yani neticede, ama en önemlisi burada oturan arkadaşın, en azından burada oturan arkadaşı değerlendirebilmek ve kendisine yardımcı olabileceğini anlayabilmesi için kendi acem olduğunu unutmayacak. Kendini anlayacak burada oturan arkadaş. Kendini anlayacak. Diyecek ki ben acemiyim arkadaşım. Ben yeni başladım. Acemiyenin en büyük özelliği temkindir. Diğer bir deyişle de devamında da sabırdır. Sabırlı olmazsanız hiçbir işin temelini sağlıklı, yani o işi sağlıklı temeller üzerine oturtamazsınız. Mümkün değil bu. Ben hala ve ısrarla ve defaatle şunu söylüyorum. Lütfen araba kullanırken çok ders alın demiyorum. Sabırlı olun. Az ders yapın, çok tekrar yapın. Şunla da bitireceğim. Bir ilkokul öğrencisi öğretmeni sınıfta iki tane A yazdırıyor sayfaya. Evet. Ama diyor ki oğlum diyor, eve git bu sayfayı doldur. Tekrarın devamını, daha fazlasını evde yapıyor. Değil mi? Yani bol bol tekrar etmek lazım. Tekrar da zamana tabidir. Evet. Ustalık. Çabukluk ustalığa, ustalık da tekrar ve zamana tabidir. Gayet iyi gidiyoruz. Her şeyi kendiniz atıyorsunuz, yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Biraz yavaşlayalım mı? Tamam. Ben korkarım hızlı arabadan. Biraz daha yavaşlayın. Daha yavaşlayın. Mi? Şaka yapıyorum ya. Daha yavaşlayın. Daha. Biraz daha. Tamam. Daha. Peki. Durmayın ama. Yavaşlayın. Devam edeceğiz. Daha yavaş. Çizimi değiştirmem gerekiyor. Ben onu görmek istedim sadece. Bakın. Bunları artık kendiniz yapabiliyorsunuz. Evet. Ben sadece yavaşlayın dedim. Evet. Harikulade. Her şey yolunda. İyi dersler diliyorum. Teşekkür. Sizin arabanızda. Manuelde. Biz baya baya ok meydanından buralara geldik. Dağları, taşları açtık geldik. İyi dersler. Teşekkür.